En son Valerian İsmail'in takımda kalmasını istediği yönünde bir i̇ki hafta önce. E, evet. Görüş vardı ama o görüş değişti Üç galiba. İki hafta önceydi. Ama bir milyon euronun üzerine alıyordu. çok uzun Şimdi süre. biz iki hafta falan derse yanılırız orada. Çünkü neden yanılırız? Orta saha bir kere kapatamıyor. Evet. Bu, bu dizilişte oynarsa. Wellington'u sağ tarafta yönetiyorsun. Sağ stoperde. Rose'ye gidiyor mu? Gidiyor. gidiyor. E, Wellington da gidiyor. Evet. Abi nereye gidiyorsun? Senin görevin, aslı görevin kapatmaktı. Üçlü oynadığın zaman senin orta sahadan, defansif orada birisi çıktığı zaman o göbekte oynayan stoper kimdir? Mesela Vida değil mi? Orta sahaya kaymayı yapar. İki tane stoperler de ana mevkinde. Rıdvan gidiyor. Önünde kim oynuyor? Atıyorum. Tekşehir oynuyor. O da gitmiş oraya. Arkasından Monteiro da gidiyor. Haydi bakalım nasıl kapatacaksın? İster istemez sen o göbekte olan Vida ve kim olursa olsun hatta yapmama şansı yok. Siz dışarıdan bunu okuyup da söyleyeceksiniz. Sizin aslı göreviniz bu. Stoperlerin de sağa çık gibi gitme değildir. Dikkat et son maçlarda. Hepsi gidiyor abi. E nedir ya Karşında rakip yok mu senin? İki, bütün atılan ara toplarda bakın Trabzon maçında da 3 tane pozisyon verdiler. Bir tanesi gol oldu. Caneni kaymasa gol olacak. Evet. Bütün maçlarda yapıyorsun. Arkaya Oturması kolay değil. savunma da hep öyle hocam. Bu ya değil, ama o şimdi o, riske göze alıyorsun batır. zaten. Avrupa'dakiler nasıl oynuyorlar? Hocam. Herkes pozisyonunu çok iyi biliyor. Yani bugünden yarın oturmak değil. Dediğin pozisyonunu bildiğin dediğin takımların şey kadro maliyeti 500, bin, 500 milyon euronun üzerindeki şimdi, takımlar. Mutlaka ama <laughs> e, siz de hocasınız. Oralardan da geliyorsunuz. Oralarda da oynadınız. Bayağı mini gördünüz. Ne şekilde bir dizilişler, ne şekilde oyun kurguları, e, bunları hepsini bilen Avrupa'dan alıyoruz da sizi. Bizlerden daha iyi bilgilisiniz. Öyle Beşiktaş kabul ediyoruz. Beşiktaş taraftarı coşkulu oyun biliyor. Şimdi i̇stiyor, coşkulu. istiyor. Valerian İsmail'den beklenti de o. Oyunda prensipler vardır. Oyunda yarın öbür gün coşkulu oyun dersin de bu tarzda oynadığın zaman kalenden çıkarırsın bütün topları. Peki şöyle bakalım. biraz Birazdan Fenerbahçe var, cephesinden tabii Oyunun, de bunu değerlendireceğiz. Şöyle Beşiktaş'ta daha yeni Beşiktaş'ta çalışalım. Valentin Rozi'ye yok. Ee, Serdar Sarı'da. Fenerbahçe tarafından da bakacağız. Biraz derbi üzerinden de değerlendirelim hızlı bir şekilde. Montero yok. Şimdi az önce Mahmut Alpaslan da Zeki Uzundurkan da savunmadaki zafiyetlerden bahsetti. Fenerbahçe derbisi de iyi bir sınav olacak Valerian İsmail için. O zaman çözülmesi gereken çok soru var. Ee, yani Rozier'in bir kere olmayışı e, baktığınızda ciddi bir eksiklik ama olmama tarzı çok üzüyor. Yani o kart görür onun yerine bir çözüm bulunur. Bugün de biriyle konuşuyordu. Dedi ki bana onun yerine Kenan Karaman oynar dedi. Kimin yerine? Eyvah eyvah. Rozier'in yerine. Nerede Yok, oynayacak? 3 nasıl? 4 3'ün 4'lünün sağında. Nasıl oynayacak Dörtlü 4'lü mü oynayacaklar? Orta saha 4'lü evet. Ya orta sahada. Yok oynayamaz. Tahmin ya, etmiyorum oynatmaz ona orada. Ben dedim olmaz. Necip de olmaz. Necip Abi, olur da büyük Kenan da Karaman Necip olmaz. Olur. Necip olur. Defansif yönünde. olur. 4'lünün sağında. Necip Serdar Necip bak sana bir şey söyleyeyim. Mi? Savaşçı. Şu son dönemde, son Rozier. dönemde. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Rıdvan olur mu? Nerede? Sağ tarafta. Udvan yerinde odvan olur sol tarafta bile zor oluyor zaten. da bu dizilişte zor yani. gözüküyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Oynar. Ee, burada bir tek Fenerbahçe üzerinden okumamak lazım hocayı. Yani bu yanlış olur biz o şekilde. Şu anda e, son dönemlerde Trabzon'da dahil buna kanatları iki yönü çok iyi kullanan var. Açıklarını çok Hı. iyi kullanıyor. Aynen. İki tarafı da hem solların dikkat ettiği girdikleri pozisyonlar, hazırladıkları pozisyonlar, attıkları goller hep kanat organizasyonundan gelenler. Ve çok iyi gidiyorlar. Onun için buraları kapatman için sen Serdar şeyle Kenan'la falan oynadığın zaman arkasında artık Allah ben, ben kolaylık Peki, peki şöyle bir şey oldu. Ee, Vida da yetişemedi. Kim? Vida yetişemedi diyelim nereye yetişsin bir de? Herkes gidiyor, bir sağa gidiyor. Hayır, tamam, o anlamda olmuş. demiyorum. Sakat da şu an. Evet, Hazır ha? olma anlamında. Yapacak bir şey yok. Şimdi Montero'da yok. Avukat ne Necip stoper oynayacak. Serdar var Serdar, oynayacak. var, Serdar var. Serdar oynayacak. Serdar var. Can Bozdağ'ı bile ben Sistem, sistem değiştirdi. Her yerde oynasam da çok sağlam sağlam oynuyor. Şimdi sağlam da Serdar e, tabii ki orada düştü oynar. Üçlü savunmada sen Yosef'i göbeğe çeker misin göbekteki stoperi? Ben Özellikle çektim zaman orta saham düşer benim eller. Atiba Emirhan yani şimdi, olur mu? Olmaz. Atiba atib Ben atib Yosef'i orada Yosef, kıp, kıpırdatmam At zaten. Yosef Atiba Emirhan eğer oynatırsan, Emirhan oynatırsa Emirhan'ı oynatırsa yani oynaması da lazım. Ben oyunu yani hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçını Fenerbahçe maçından okumam. Yani ber beraberlikte gelse, mağlubiyet de gelse galibiyettir. Oradan okumaz. Çok farklı bir e, oyun modeli çıkarabilir. Şimdi Fenerbahçe'nin orta sahası da Crespo olmadığı zaman o düşüşleri yaşıyorsunuz. Yaşayacaksınız ama <laughs> siz şayet götürebildiği kadar Atiba oynatırsanız bu, bu işte biraz müdafaanızı rahatlatabilirsiniz. Atiba hiç düşünmüyor ki hocam. E son maçta oynadı. 90 dakika işte. ya, bıraktı. Son Maç, da oyna, maçta maçta iyi, iyi oynadı. Son maçta, oynatırsınız. şimdi bir siz, dakika oynatmıştım oynatmıştı bugün. Sizin elinizde, kadar. elinizde evet. şu andaki kadro. Joseph'i bir tarafa çıkaralım. Atiba'dan iyisi yok. Bu gerçek. E her halesi. zaman her zaman öyle. Şimdi zaman, gerçek bu. Olmadığı için de siz bir derbi oynayacaksınız. Bu derbiler hani sizin yeni gelmişinize, de, sisteminize, dizilişinize bakmıyor. Hep galibiyetle neticelenme. Onun için sağlam alacaksınız. Hatip'e gittiği kadar oynatın. Eksikleriniz de var. ve şimdi Wellington mecbur şeyde oynayacak. Savunmanın göbeğinde. E, sol tarafta Necip, Serdar ikisinden birisi oynayacak. Sağlı sollu. Onlar olacaklar. Serdar oynar. Sağ tarafta kimi oynatırsınız? Ee, yani Benim Rol... için Umut da bir hayal kırıklığı biliyor musun? Hangisi? Umut Meraş. Ya, o tutmadı o da, o sakatlıklar Niye yaşadı. tutmadı anlamadım. Tut. Sakat Çok... geldi zaten bir ara. Yok yani o oynadı, o de... o, oynadığı, Ama maçlarda da Rit hırsı yok. Rıdvan ondan biraz daha iyi çıktı. İyi daha iyi çıkınca doğrusunda yaptılar. Ona ön plana attılar. Rıtman oynatmaya başladı. Zaten bu genç diye nitelendiğimiz oyuncular oynuyor oynuyor pişiyor birlikte. Yanında çok tecrübeli oyuncular var. Onun da işte bazı hindikaplı herkesin var yani. İkili mücadele biraz zayıf. O, o oynuyor zayıf, oyna, ikili O tempoyu da kazanacak ve güçlenecek de fizik. Şimdi Roberto Carlos da o şekildeydi ama adam o çalışacak. Adeliler nasıldı? Taş gibiydi. Hep oynuyor. Ne? o tarzda yani oyna, oynamaları fazla gerekiyor. Şu anda sizin gideceğiniz yer belli, konumunuz belli. Aynısını Galatasaray'da da konuştuk ya. Niye ben e, şeyle oynuyorum? Söyle işte Hollandalı ismini unuttum şimdi. E, sağ, Babel Havand. mi? Efendim? Babel mi diyorsun? Ha, niye oynuyorum? Oynatırım bir gençlere bak Beşiktaş. Ama HNP. hiç düşünmedi hocam. Hiç düşünmedi ya. İnanılır Sürekli gibi değil. Sürekli 11'de başlıyor Babel. Ya ama hayır hayır şey olarak gençleri hiç düşünmeme. İşte ben de onu diyorum hocam. onun için. Ama bak, 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 Hoca sen, mesela. Başkan adayları şey diyor. Biz onunla çalışmayacağız diyor. Ya söyleyebilirim. Adam da mi? kendi Şimdi, kendini garanti ediyor. Mesela Öyle e, dersen. Sevgili e, kimdi Beşiktaş'ın e, altyapıdan gelen hocası? Önder Karadeniz. Önder. Önder hoca bir attı Emirhan'ı, Hepimiz dedik nereden çıktı bu? Ondan sonra abi adam yok. Piyasa diyor. Neden? Neden puan kazanmaya gitti. Maç kazanmaya gitti. Doğru ya haklısın. Da oyuncu Ama bir tane oyuncu övgülenen. bir tane oyuncu seni rezil etmez. Vezir eder. Çünkü etrafı çok iyi oyuncularla kurulu. O da oyunu oyna katmerli katmerli gelecek. Adamı birden attılar. Emirhan'ı biz unuttuk. Ya bir 10 dakika atmadı, bir 40 dakika atmadı, 45 dakika atmadı, 20 dakika atmadı. Ya bir potansiyel olan bir oyuncu var sizin. Genç oyuncunuz var elinizde. Bunu niye siz attınız kenara da atıyorum Alex Tekşehir'e oynuyorsunuz. Belli. Adam gelmiş geldiği zaman da sakatlandı uzun vardı. O da yanlış. Gelir gelmez oynattınız. Aleş Tekşehir'in piyasası olsun da sezon sonu satsam. Abi ne nereye satacaksın ya? Düşünce nereyi bir, satacaksın? bir şey söyleyeceğim. Ya, ya anladın mı? Şey söyleyeceğim abi. Kulüpler sadece tek, sen teknik direktörsün. Bir de sportif direktör var. Ya sportif direktörü bana ne abi? Ya, o da der ki teknik direktör de bana ne de, ben adımı satacağım yıllık 3 milyon euro ya, kardeşim, alıyor. Kardeşim. Mesela diyorum bak böyle bir şey anladım. yok. An, var Benim elimde bir yetenek varsa bu adam topçuysa bana Bak ne? Onu şey ben Alex Tekşehir'den ya. Emirhan oynatır mı? Hocam sen yanlış anlıyorsun. Ya <laughs> Emirhan'ı keserek Alex'i oynat demiyorum. Emirhan da oynasın, parlasın kabul ediyorum. Ama Alex'i de ben diri tutayım Aynı ki. Hangi işinden fazla para kazanırsa? Ale Alex'i ya Mahmut evet. hocam adam yıllık 3 milyon eurodan fazla alıyor. Ee, ne olacak? Kime satacaksın şunu? çıkmak istemez onu? misin? Limitine bak. Kim Peki, verir o parayı? Ki, kime satacaksın? Bilmiyorum. Ya, belki öyle bir planı Diyelim olanlar. ki sattın. Kaç para verecekler? Ya, bu ya, performansına bakacak. Bon bon servis abi. beklemiyorlar. Yani, Bonservis. Golf ülkeleri. <laughs> hayır gidin. hayır. Oyuncu gitmek yıllık istemez. Yıllık ücretinden kurtulmak yıllık ücreti çok şey. fazla olduğu için. Onun için ben vermezler e, e, ama Önder Hoca, yani Hoca çıktığı zaman çok stahişle bahsettim. Çok bilinmeyen denklemler. Hocam bunlar yani sadece tek ya bir, bir tarafta bakmamız lazım. Ben abi varsa çıkartırsın oynatırsın. burada, o başka. Yabancılar nasıl yapıyor bu işi? Şimdi Beşiktaş'ın nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı konusunu konuştuk. Fenerbahçe cephesine de dönelim.